Bu telefon var, Telegram. Özellikler için. Başkadan bir vermeyiz de. Oğlum Cemal Atı Salam Aytu Arşı'da. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bize şu aslan. Kelamızdı ben şeyden beri kütüyordu. Hiç rahatına anağına bir merdiydi. 3-4'te klasman filan. Yaşayın filan kuralı. İnşallah. Allah Allah Allah. Her gün kilitli oturdum. Kaç sınırdı. Bugün ekran nasip bana. Bugün geçer. Bugün hazır. Gece ettin, evet ettikken de kırk ettim. Ne buladım oğlum? Anlamaz. Yani gel. Başladım mı? Başladım. 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 Aleykümselam Allah. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün sizler bilen liderleştik programımızdan kursamız. İnşallah rabbil alamin İslam dini talimatları doğrusunda mahiyet ve talkın mevzusunda gaplaşamız. İnşallah İslam dininin insanlarga uzun mutlaka yeryüzüde en ahirgi din sıfatı da nazil buluşligi de Allah subhanahu wa ta'ala dünyanın abadligi, ahiretini, saadetini kefaleti için nazil kıyın. Kur'an-ı Kerim İslam dinini asıl membesi hesaplanadı. Doğru mu? Allah ta'ala Kur'an-ı Kerim'de en ahirgi ayet sıfatı da ihtilaflar var, lakin küçülü gel. Aleyküm selam rahmetullah. En küçüğü geplerden biri uşa el-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekumul islame dine ayeti nazır bugün. En ahire. Allah Teala bu ayet-i kerimede bugünlük günde sizler için dinimni kamil kılıp verdim deydi. Allah Teala dinini kamil kılıp verdi. Bu nimani bildiradi? Birinchidan, mana bu matndagi mafhum boshqa mafhumning muvofaqasi deyiladi. Nima degani? O'zi din bor edi. Islom hamma narsani yig'ishtirib tashab, yangitdan tizim olib kelgani yo'q. Islom bor mavjud tizimni islohi uchun keldi. Avvalgi dinlar va ulardan qolgan yaxshi fazilatlar bor edi. Odamlar ichida axloq, hamidalar güzel xulqlar, maqtovli axloqlar bor edi. Faqat tartibsiz ravishda edi. Qaysinisini to'g'ri, qaysinisini noto'g'ri deyish odamlarda mezon yo'q edi. Har kim kuchli o'zini gapini to'g'ri deyishlikka o'tib ketgan edi. Din keldi va o'sha dinni, islomni kamil qilib berishligi bilan Alloh taolo va'da berdi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dinilerini bugünlük günde mükemmel kılıp verdim dedi. Din kamil oldu. Oldu. Bundan keyin yangi dini vacibeler kemiydi. Endi kimdir tushkurib tushida nimanidir şer'i hukum kılıp ortaya koyalmaydı. Dinge bir narsani koşuş, dinden bir narsani aptaşış bilen değerli bir kıl cinayeti. Oldu. Dinge hiç kim hiç narsa koşalmaydı. Nabi aleyhissalatu vesselam'ın özlerinden meşhur hadis var. Bu'ihtu li utammima makarimal ahlak degenler. Yani hulklarını kemalatke, en güzel hulklarını kemalatke yetkazış için keldim degenler. Yani hulklar var idi. Adamlar içi de güzel hulkli cemiyet var idi. Fakat onu nimasidir kemedi. O şey kemametini toldurgeni keldim dediler. Bunun için bunu bilişimiz gerek. Çünkü İslam'ın noto'g'ri talqin qiladigan cemaalar İslam namıdan gapirar eken
cemiyette hamma narsaga negatif fikir bildiradi. Go'yo bu xato, go'yo bu xato, go'yo bu xato, bu aytgan odamning gapi to'g'ri bo'lish kerak. Faqat mana shularga ergashishgina najot, ularning gapiga agar shar'iy, ilmiy asosda gaping xato desangiz, sizni kofir deydi, murtad deydi. O'zi aytayotgan jumlalar, o'zi tuziyotgan kalimalar mutlaqo ilmiy asosga suyangan bo'lmaydi. Nima uchun? Fikrda, dunyo qarashda noto'g'ri mezonni o'ziga mezon qilib olgan. Tan olmaydi sizni hech qachon. U o'ylaydiki, jamiyat hammasi buzilib bo'lgan, men islomni yangitdan joriy qilaman degan da'voni qiladi. Gaplashib ko'rsangiz, deyarli barchasining tabiatida shu narsa bor. Ulamolar aytadi, bunday odamlar vaqti belgilab qo'yilgan miniga o'xshaydi. Soatini orqasidan burab qo'yilgan, ko'chaga qo'yib qo'yilgan, bir kun kelib portlaydi bular. Chunki fikr dunyo qarash buzuq. İslam'ın telkini noto'g'ri. Mohiyati tushunmaydi. İslam deganda, mesela deylik, bugün urf odatlarimiz bor, ha? Dop kuyib yuribmiz. Anjonning ayollari anjoncha ro'mol o'raydi, Toshkentning ayollari Toshkentcha, o'zbekona, lekin satr avratni bajaradi. Shuni deydi, bu shirk deydim, kufr deydi. Men deydi, urf odatlaringa anaqa qilmayman deydi. Menga deydi, kitobi sunnat deyveradi. Xo'p, o'sha kitobi sunnatni o'zidan o'qiyapman. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bir narsani kamil qildim deyish Alloh taoloni. O'zi o'sha islom dinini ya'ni bir jamiyatga keldi-yu, tugal ravishda, ya'ni insoniyatni najoti uchun nozil bo'lganini aytibdi. Demak, bor edi yaxshiliklar. Islom hamma narsani mutlaqo inkor qilib tashagani yo'q. Payg'ambar alayhi salatu vasallam, "Men makarimul axloqlarni tugal qilish uchun keldim" deyaptilar. Demak, axloqlar bor edi. Jamiyatlarda, urflarda al-urfu kannas, urf matnga o'xshaydi ba'zi o'rinlarda. Agar alaykum assalom va rahmatulloh. Agar shariatga xilof bo'lmaydigan urf bo'lsa, eyvalloh, uni qabul qiladi islom. Urf ikki xil bo'ladi. Bittasi urfi solih bo'ladi, sahih urf, ikkinchisi urfi fosid bo'ladi. Fosid urfga islom qabul qilmaydi. Fosid urfni nima qiladi? Sahih urfga targ'ib qiladi. Buni qil deydi. Odamlar so'rab qoladi, islomiy to'y qana bo'ladi deydi. Islomiy to'y degan to'y yo'q. Islomiy to'y degan tushunchaning o'zi yo'q. Bizda noto'g'ri islomiy tushuncha islomiy to'y deydi. Hatto shunaqa bo'lib ketdi. Islomiy taqvodor somsa. Unaqa narsa yo'q. Islom jamiyatda bor narsani, ya'ni shariatga xilof bo'lmaydigan nuqtasiga rozilik berdi. Bo'ldi, qilaver dedi. Alloh taolo haromni sanadi. Sanadi, harom sanoqli. Ha? Haromni Qur'onda sanadi, payg'ambar alayhissalotu vasallam sanadilar va boshqa hech kim falon narsa harom deyishga haqqi yo'q. Tilinglarni aylantirib, hada halalun va hada haromun deyavermanglar dedi, Qur'on aytdi buni. Halol harom masalasiga sizlarni huquqinglar yo'q. Buni Alloh belgilaydi, Allohning rasuli belgilaydi. Bir narsani harom halol deyishlik odamning huquqi emas. Demak, urf mabodo shariat rad qilmagan qoidalar asosida bo'lsa, shariat joriy deydi. Butun dunyoning huquqshunoslarida huquqiy qoidalarni tillo oltin qoidalari bor. Huquqshunoslar ichida barcha tan oladi. Ruslarda aytadi, "Что не запрещается, то разрешается" deydi. Buni o'zbekchasi "man qilinmagan narsaga ruxsat etiladi" deydi. Ya'ni man qilinmasa ruxsat degan u. Buni qattan olgan. Butun dunyo bunga amal qiladi. Butun dunyo. Nima uchun qonunni qonun ustuvor mamlakatlarda fuqarolar qonunni yaxshi biladi? Chunki qonunda man qilingan narsalarni yodlab olsangiz, bu yog'i sizga erkin, hech kim to'sishga haqqi yo'q degani. Sizni erkinligingizni qonun ta'minlaydi. Nimaga? Man qilingan narsalar aniq. Birovni haqqini yemaysan, o'g'irlik qilmaysan, yolg'on gapirmaysan, haromlar aniq. Otilib chiqqan qon harom, cho'chqani go'shti harom. Ha, aniq bular. Bularni bilganingizdan keyin qolgan hammasi nima bo'ldi sizga? Halol bo'ldi. Buni shariatdan oldi. Butun dunyo qonunshunoslari shariatdan oldi buni. Qur'oni Karim aytadi, Alloh subhanahu va taolo bir narsani
agar men qilgan bo'lsa, payg'ambar alayhissalotu vasallam ogohlantirdilar. Alloh taolo halolni haromni ochib qilib qo'ydi. Agar bir narsani sanamagan bo'lsa, mana bu harom deb aytmagan bo'lsa, Alloh uni esdan chiqarib qo'ygan uchun aytmagan emas. Balki u sizlarga rahmat yuzasidan dedilar. Alloh sizlarga o'sha narsalarni indamaganligi, u sizlarga joizligini bildiradi dedilar. Nima ekan? Man qilinmagan narsalar joiz bo'ldi. Butun dunyoning qonunshunosligi islomdan olingan desam, nechta odam chiqib olib men bilan yoqalashmoqchi. Yoqalashdan qo'rqmaymiz-da. Shariatning har bitta qonun qoidalari dunyo qonunchiligiga qo'yib bersangiz, islomdan olgan. İslam'dan olgan, bunu başka yolu yok. Napolyon Dirdir'den olgan. Şarhı Dirdir, İmam Malik'ni muvattalarını muhtasarı var. Muhtasarı Halil, muhtasarı Halil'ni şarhı var. Şarhı Dirdir, yok ki Dardir. Bu kişinin şarkıdan Napolyon Fransiya kanunşunasını olgan. Dünyada hazır gününde en ilgar kanunşunaslar takdimatı Fransiya'nınki. Bilmedim, bizi konstitüsyen Fransa'dan yani ihtibas olingan. Germaniya eng kuchli qonunshunos davlat hisoblanadi. Germaniyada qonunshunoslik bilasizmi qattan olgan? Hidoyadan olgan. Bizni hidoyadan olgan. Bizni hidoya hidoyani uslubi usuli muvofaqatga to'g'ri keladi. Ya'ni insonlar o'rtasidagi muomalalarda usul asoslariga qurilgan. Hidoya usul kitobi. Hidoyani o'qisangiz, masalan, nimaga kekirgan odam tahorati sinmaydi, yel chiqqan odam tahorati sinadi. Ikkalasi bir xil narsaga deydi. Hidoya aytadi buni. To'g'rimi? Bunga keyin usuliy javob bergan. Ozgina qayt qilgan odamni tahorati sinmaydi Hanafilarda. Nimaga? Yel bilan kekirgishga o'xshamaydimi bu deydi. Bir xil narsaga deydi. Mana shunaqangi narsa bir-biriga usul qoidalarini o'rnatib ketadi. Bu qoidalarni kichkina tahorat bobida bu. Buni ichida vasiyat bobi bor, muomalat bobi bor, bay kitobi bor, hamma narsa bor. Inson hayotda yashar ekan, hidoya kitobi uni hayotiga, muomalalariga yetarli darajada javoblarni bergan. Mana shu qonunlarni, qoidalarni Fransiya usuli, Germaniya usuli olgan buni. Hidoya usulidan olgan. Chunki qonunshunoslikka odamlar o'zi to'qib erishadigan darajadagi kuchga ega emas inson. Oilangizda o'zingizdan o'zingiz qonun to'qib chiqara olmaysiz. Albatta tajribaga suyanasiz. Shu oilani qanday boshqarishim kerak? Tajribalarni ko'rasiz, kitob o'qiysiz, o'rganasiz va bu o'rganish oqibatida siz oilangizga qonun qoida ishlab chiqarasiz. To'g'rimi? Xuddi shuni butun dunyoning qonunshunosligi, qonunshunoslari islom qonunlaridan oldi. Bu qonunlarni kitobga yozilish jarayoni qachondan bo'lgan? Abbosiylar davridan boshlangan. Abbosiylar davrida Harun ar-Rashid ya'ni Bag'dodda Baytul Hikmaga asos solgan. Donishmandlar uyi, Baytul Hikma. Donishmandlar uyini keyinchalik katta akademik ilmiy markazga aylantirishgan. Ma'mun o'rtaga qo'ygan ilmiy haqiqatlar qonunshunoslarning asoslaridan hisoblanadi. Akademiya shunaqa ishlagan. Ya'ni ehtiyoj yuzasidan ishlagan. Ular o'tirib olib, kelinglar endi bir kitob yozaylik demagan. Ular nima qilgan? Jamiyat kattayib ketdi. Islom ummatining chegaralari had bilmas darajada kengayib ketgan. Bir yog'i Xitoyga borib taqadargan, bir yog'i Afrikani hammasi musulmonlar. Mavaraun Nahr u oxirgacha musulmon. Yer yuzini yarmidan ko'pi musulmonlarniki. Bag'dod poytaxt. Butun dunyoni islom ummatining chegaralarini qanday boshqaramiz? Boshqotgan odamlarni. Chegara kengayib ketgan, hattoki Harun ar-Rashidga taklif qilishgan, fathlarni to'xtataylik deyishgan. Boshqara olmayapmiz deyishgan, boshqarib bo'lmaydigan darajada. Shunda boshqotganda Baytul Hikmani tashkil qilib, Harun ar-Rashid aytganki, davlat boshqaruvi uchun menga kitob yozib beringlar degan. Qur'on turibdi, sunnat turibdi. Bugungi odamlarni men islom to'g'risidagi tushunchasining sayoz shaklda odamlarga islomda undoq san kofirsan, jihod, xalifa deyotgan odamlarga aytibman buni. Butun boshli davlatni boshqara olmay qolganligidan majbur bo'lgan Harun ar-Rashid odamlarni chaqirib, hatto chaqirgan odamlar musulmonlar emas. Menga davlat boshqaruvi uchun kitob yozib beringlar degan. Ular
Ulardan bittesi İbn Musavay. Yani bittesi İbn Mukaffa degen adam. İbn Mukaffa 34-35 yaşlı yigit bo'lgan. Fors. Adamlar bazı macusi bo'lgan deydi bunu. İbn Mukaffa. Şu Aristotel'ni davlatçılıkka ait kitaplarını alıp, eserlerini tercüme kılıp, devlet başkaruvuge. Kanunşunaslık İslam'da var. Tamam, İslam şunge bu yüzdenler. Lekin, kanday başkarılardı. Muvazanat kanday üşlenedi. İktisadi struktura kanday kararıldı. Yaşlarga kanday itibar veriş gerek. Kekselerge nima kılış gerek. Bunların hemme strukturalarını muhtasar şekilde tercüme kılıp, Harun Raşit'i kurgu verildi. Bunu agamdan keyin davlatda başkaruvu asallaştı. Endi menga deydi, odamlarda tibbiy ihtiyoc bor, tabobatga ihtiyoc bor. Tibbiyot haqida kitoblar yozinglar. Barcha tibbiyot haqidagi eng nodir kitoblar o'shanda yozilgan. Ibn Sinoning tib qonunlari shu uchun yozilgan. Hisob-kitob masalalariga odamlar muhtoj bo'lib qoldi. Nima qilamiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom rahmatullah. Hisob-kitob masalalarida odamlar zakotni qanday hisoblaymiz, merosni qanday hisoblaymiz, ha? Oldi berdilarda hisob-kitobni qanday oson yuritamiz? Abu Musa al-Xorazmiy al-Jabr va muqobalani yozgan. Al-Jabr va muqobala aynan mana shu uchun yozilgan. Ehtiyoj yuzasidan o'tirib olib, ilhom kelib qoldi bir shuni yozaymiz. Odamlar ichida asosan, ya'ni yozuvda rim harflari qo'llanilardi. To'g'rimi? Birdan 3 gacha tayoqcha, 4 da keyin 5 5 orqasiga 1, keyin 5 ga alohida 5, 5 oldiga 1 qo'yadi, oxiri x 10. 20 bo'lsa nima bo'ladi? 2 x. Bo'ldi, x x ko'payib ketadi. Sig'maydi joyga. Nima qilish kerak? Bu yechimni qanday hal qilish kerak? Hozir biz tayyor yechimimiz deb o'tiribmiz-da, topishmoq aytsam, rosa qiyinga o'xshaydi. Javobini aytsam, osonga o'xshab qoladi. Hozir osonni ustida o'tiribmiz biz. O'sha paytda, o'sha paytda Xorazmiy raqamli texnologiya uchun fundament qo'ygan. 9 gacha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hindistondan sifr bo'lardi. Hindiston raqamlari ichida 0 Hindistonniki. 0 ni yoniga qo'ydi. 9 dan keyin 1 ni yoniga bitta nuqta qo'yib qo'ydi, 10 bo'ldi. Endi bu yog'i cheksizlikka ketdi endi. 0 ni cheksizlikka ketdi. 0 juda katta imkoniyat berdi. Hozirgi kundagi raqamli texnologiya bo'lsin. Barchasi Xorazmiyni o'sha 0 dan keyin kashf bo'lgan. Bu nima uchun paydo bo'ldi? Islomni to'g'ri tushungani uchun, voqealikni to'g'ri tahlil qilgani uchun, vaziyatga to'g'ri baho bergani uchun odamlar maydonga chiqdi. Islom to'g'ri talqin bilan insoniyatga, nafaqat butun borliq jamiyatga rahmat sifatida xizmat qiladi. Islom noto'g'ri talqinga maydon bo'lib qolsa, İslam'dan özünün şahsi düşünceleri için faydalanışlık ki urunsa, o adam hala etkenimdik, rakamge burap koyulingen, arkası burap koyulingen mine gökşap kaladı. Mine. Ulamalar, aksarlara etken, fasık adamdan göre, fasık, Arap içip yürüdü, namaz okumaydı, fasık, Müslüman ben deydi, fasık. Ondan göre, ben İslam'ın hizmetini dava kılaman degen ahli bid'at hatarlı. O xatarli u. Anu fosiq fisqi o'ziga zarari bor uni. Lekin mana buni zarari jamiyatga zarar yetkazadi. U islom nomidan gapiradi va uning tavbasining ehtimoli juda qiyin. Chunki o'zini qilayotgan ishini nima deydi? Eng go'zal ish deb o'ylaydi. Xavorijlar to'g'risida ulamolar Kahf surasidagi va yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a oyatini aynan ma'nosi xavorijlarga tushadi degan. Oyat kofirlarga atalgan oyat. Lekin umumiy ma'noda o'zini qilayotgan ishini go'zal sanaydi ahli bid'at. Shuning uchun islomni to'g'ri talqin qilishlikka juda katta ehtiyoj bor. O'sha ehtiyojni qondirish uchun bugungi, hozirgi 2021-yilning namoyandalari, nomzodlari sizlar. Boshqa odam kelib dinimizni ko'chadan kelib to'g'ri talqin qilib bera olmaydi. Ular o'qish kerak, siz bosib o'tgan qadamni ulardan bosib o'tish kerak. Ular bosib o'tmagunga qadar islomni to'g'ri tushuna olmaydi, yarim yo'lda nima bo'lib ketishligini Alloh biladi. Shuning uchun nima qilish kerak? Vazifani zimmaga olish kerak. Vaziyatdan to'g'ri foydalanish kerak. To'g'ri bir paytlar
İslam haqida gapirishlikni ancha cheklovi bo'ldi. To'g'ri tushuntirishlikka imkon berilmadi. O'shani uchun maydon ahli bid'atga ochilib ketdi. İmamlar gapirmadi, nima bo'ldi? Boshqalar gapirdi. İslomni gapiradi baribir. To'g'risini gapirish kerak shuning uchun. Va buni tushunib yetdi hozir hamma. To'g'risini gapirish kerak, to'g'risini yetkazish kerak, shunda muammo yechiladi. Agar senzura qo'yilsa, agar vazifasini qilish kerak bo'lgan odam bu vazifadan o'zini orqaga tortadigan bo'lsa, oqibat yana o'zimizga zarar keladi. Ahli bid'atlarning zarariga uchragan o'sha musulmon birodarlarning tashvishi yana bizni boshqa tushadi. Ularni qurbon qilgan, mina qilib foydalanayotganlar ularni qurbonligidan manfaatdor. Ularga qiziqi yo'q. Yana bizni boshimizga tushadi. Hizb-i Tahrir bechoralarni o'sha jamoaga kirib, qamalib, qiynalganida mana hozir sizlar holdan xabar olyapsizlar. Shu yerda hozir Hizb-i Tahrirning uyiga bormagan odam bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Har bittaylarga taklif qilindi-yu. Har bittaylar borib uydan xabar oldinglar, nima kamchilik bor dedinglar, pul kerakmi, joy kerakmi, nima kerak, ish kerakmi qildinglar-u. Xayriya kelib qolgan bo'lsa holdan xabar oldinglar-u. Ukrainada o'tirib olgan odam xabar olmaydi-u. U yana qamalishlardan manfaatdor. Balki o'lishlaridan manfaatdor. Nimaga? Bular Hizb-i Tahrir da'vosi bilan o'lsa, ularni qo'ygan da'volari yuriyotgan bo'ladi. Ularga buyurtmachilar shuni asosida mablag' beradi, shuni asosida joy beradi. Ukrainaga nimaga javob berishdi bunga? Interpol buni ushlab turib Qirg'izistonga qaytaraman desa nimaga? Sud mahkamada ushlab qoldi buni. Kerak bularga. Ularga ummat kerak emas. Ummatni parchalaydigan bular kerak. Lekin ahli sunna val jamoa bulardan qo'rqmaydi. Vazifa ya'ni zimmamizga tushar ekan chekinmaslik kerak. Har kim o'zini doirasida dinini targ'ibini qilish kerak. Bilmagan odam biladiganga yo'naltirish ham dinni xizmat hisoblanadi. To'g'rimi? Addallu alal khayri kafa'ilihi. Yaxshilikka dalolat qilgan uni qilgandik. Shu sababli islomni bugungi qadar buzilmasdan navqiron, baquvvat, jozibali shaklda yetib kelishligining asoslaridan biri shu. Ulamolar dinlardan hiç qachon ta'viz berishmadi. Hiç qachon ulamolar jamoasi bu islomga xiyonat qilgani yo'q. Shuning uchun bu ulamolarning qadrini Qur'on balandga ko'tardi. Hadis shariflar ularga nisbatan katta maqtovlarni aytdi. Barcha fuqaholar bil ittifoq aytadiki, ulamoni kamsitib bo'lmaydi. Kamsitgan odam olimcha desa kofir bo'ladi. Hozir qo'rqmasdan bir odamga ilmiy bahs qilsangiz, sizni kitob yuklangan eshak deyapti. Uni o'zi kofir bo'lib, xotini taloq bo'lganligida shubha yo'q. Buni butun ittifoq ulamolar ittifoqan aytadi. Chunki u odam sizga ilmiy bahsda javob bera olmayapti. İlmiy bahsda javob bera olmagani uchun sizni hayotingizni bilmaydi, ko'rmagansizni, ilmiga amal qilyaptimi, yo'qmi tekshirish imkoniyati yo'q. Eng osoni ilmga raddiya bera olmagani uchun kitob yuklangan eshak deb qo'yishni ma'qul ko'ryapti. Mana shu gap bilan mubosharatan dindan chiqadi u. Chunki Qur'oni Karim Alloh va rasuliga itoat qilgan ulamolarni Allohning oyatlari deb nomlagan. Allohning oyatlari deb nomlagan. Rasuldan oldin kelgan. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Ayting ey Muhammad alayhissalom, Alloh nimi, uning oyatlarini mi, uning rasulini mi masxara qilasizlar? Kamsitasizlar. Istihzo kamsitish ichida masxarasi bor. Kamsitadi. Dinni gapirasiz, ilmni gapirasiz, sizni ilmiy dini gaplaringizni olmaslik uchun o'zingizga hujum qiladi. Ayni munofiqlarning ishi. Istihzo bor. Kitob yuklangan eshak deyapti. Istihzo bor bu joyda. Bu bilan Alloh taolo Qur'onning o'sha oyatining davomida nima dedi? La ta'tadiru dedi. Uzr aytmalaring dedi. Qad kafartum ba'da imanikum. Iymon keltirgandinglar, lekin kofir bo'ldinglar. Munofiqlarning ishi. Qur'oni Karimda qayerda istihzo kalimasi kelgan bo'lsa, munofiqlar haqida. Munofiqlarning ishi nima edi? Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sharaflarini ko'ra olmasligi edi.
Nabi sallallahu aleyhi ve sellemge ergeşken sahabelerinin ruculetiden raşkılardı ular. Raşkilardı. Münafıklar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını yaman görerdi. Mumullarını yaman görüşerdi. Bekini var işerdi. Bugünkü tilbilen etken de trolludu ular. Trol başarı yokudu. Münafıklardan ekserini tanımayız biz. Bitti iki de padişasını tanıyımız. O kettelerini. Kagerlerini mutlaka tanımayız. Namını etseyiz tanımayız. Adamlar bilmiyordu. Kanaka nam. Sahabenin her kanakasını etey. Siz eşitkensiz hiç yok. Kitaplarını görseyiz onun tarihi sahnesi hemen durdu. Lekin münafığını hiç kim tanımaydı. Yüzü yok. Namını çırayla koyvalışı mümkün adamların içine çıkıp Abdurrahman Mısri. Güzel isimli koyvalışı mümkün. Aslı tekini sürüştürseyiz o ne olup çıkadı? Hiç kim bu meyve çıkadı. İsmini yem Abdurrahman bu meydi onun. İsmi Baltavay Topalak boladı. Bu ise. Çünkü o uzunun namıdan ar kıladı, namus kıladı. Otasından namus kıladı. Otasının namını koyar mıydı? Şer'i mahkeme, şer'i deliller doğrusu da mutlaka yüzü yok, duku yok onun. Fakat ne kıladı? Karşıda durgan ilmi bahs uçun, ilmi asaslarge münafıkana münasebet bildirelim. Münafıkane. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ayet nazil bugende Abdullah ibn Ubey ibn Selul la'natullahi aleyh Peygamber aleyhissalamı aldı ki gelip biz hazırlaşıyorduk. Gapımız köpeyip gitip kalıp çukurlaşıp gitip kaldık. Uşa sebepten biz bu meselelerde köp yapıp koyup ne degende Peygamberimiz şu ayeti okuyup geldiler. Kul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un la ta'tadiru kad kefartum ba'de imanikum. Şunu okuyup geldiler. Biz hem şunu okuşumuz gereği. Biz aslında ahl-i sünne vel cema'a olarak şahsını hassaten falan sen kafir buldun diye miyimiz? Çünkü küfür meselesi mahkeme meselesi. Tahkik talep kıladı. Ya itiraf ya ki delil talep kıladı. %100 delil topma günümüzce bitti ihtimal bilen bulsa da bir Müslümanlı Müslüman deyişimiz afzal. Hazreti Umar radıyallahu anh'a itediler. Bir adamını cinayetini faş kılıp cezalagenden köre doğru topu. Hata kılıp keçirvergenim afzal deyidiler. Müslümanlı cezalaşlıkı İslam işkavazmaz. İmkan kadar bir Müslümanlı Müslüman deyişimiz afzal biz için. Lekin amelini küfür ikenliğine aitişimiz gerek. Adamlar gözünü açsın. Mesela ben özümle ahli ilim sıfatı da hiç kaçan, hiç cöyde takdim kimiyim ben. Talebe ilim ben, doğru. İlim talebede yürüyen adamız. Mini şahsım hakkı demez gel. Din hakkı da yaptı gel. Ağzımdan Kur'an-ı Kerim çıkarken ve bu Kur'an-ı Kerim'nin tefsirleri, ulemalarının tefsirleri aynı bulsa, ben ravi bulamam. Ben rivayet kılıyetken bulamam. Uşa rivayetini kabul kımaslık için beni şahsımge nisbeten, her kıl kemsitçini yapıradigen adam, beni şahsımdan nisbeten ceza amiydi. Geçe bitti adam telefon kılıyetti. Geçe sohbetten çıkkanımızda telefon kılıyetti. Rasa kıldı telefon. Ders payıydı diyeyim. Kim çıkkandayken olsan, okey Allah Teala keçirin yüzatı diyeyim. Ha keçirin yüzatı. Peygamberimiz keçiruvchilarni yaxshi ko'radilar, keçiruvchilarni yaxshi ko'radilar. Men sizni rosa qattiq haqoratlar qilganman, kechiring meni deyapti. Bunga o'xshagan narsalar ko'p. Kechaga men misolni aytyapman. Men unga aytyapmanki, qayerda meni haqorat qilgan bo'lsang, kamsitgan bo'lsang, kimga g'ibat qilgan bo'lsang, o'sha joyda kechirim so'ra. Menga kerak emas, men kechirib bo'lganman. Hozir ham aytib qo'yaman. Shaxsimga yo'naltirilgan har qanday gaplarni kechirganman, chunki qiyomat kunida talashib o'tirishlikka vaqtim yo'q. Allah Teala hesabımızı asan kısın, cennetki tezra kireyli. Kireymez bahslaş kıyamet günüde. Lekin bu işlerini arkasında nifakının strukturası turgenliğini bildirişimiz gerek. İslamlı natoru telkininden közlengen mahsas şu. İslamlı natoru telkin kıladigen, şunge okşagen, burnu akıp yüredigen, uzunu iplalmaydigen adamlarını kolüge kapk etmezlik gerek. En katlı işlerden beri hazırcıda... Maskara böyle yaptı bittesi. Bu şahali Abdurrahman Mısri'yi de gelin. Ben de yazgınakken orada Lichkem'e. Aldın İbrahim de kana kadar profilden yazgınakken. Ki Abdurrahman Mısri'yi de bu yaptı. Lichkesini kırıp Messenger'e kırsan yok istedim. Kel Mısır'a bakslaşalımız de gelin aldınım. Türkiye'ye kel kütüğü turpuz de gelin. Hüllez. Orası çakırken. Oylegen ki bula. Özü kokşatattı bula. Yüz yok. Ben hazır Mısır'a borsam bu adamı kursam tanımayayım ben. Ben belki kilip soruşkendir. Tanımayayım ben onu. Lekin beni hem de tanıydı.
Mısır'a bardım, canlı ifrı kılıp ettim, bana hadayıkta durup ben kel dedim. Kel desem profil yok adam. Yok. Deaktiv etkilip yok. Hemme üstüden kılıp taşıdı bunu. İyi kanı sen çık, ahlarınca Mısır'a bardı dedi. Bir kapta 8 gün yürüdüm, yok. Lakin sizi yürüp ben arkamda motosiklde paylaşıp yürüttü ikitesi. Yakınlaşsa, onu üçlesem özüm bileme, lakin duh yok. Yüzme yüz girip gaplaşalmaydı. Nifak ularının kalbide istirap. Müzebbebine beyne zâlike. La ula ha ula ve la ila ha ula. Ne ondan ne bundanmez. Ortada kapı gitken adamlar. Ben şimdi bir akıya gelmeyken yani payda bulup kalıp çıkmakçıydım. Bahslaşmakçıydım. Kuruşmakçıydım. Hullas arpa onun bahane kovatırdı. Şunu kıyım. Yani ustazlarım ruhsat vermedi demiş. Ustazların satışını karayın. Bunlar satkın adamlar. O şey zahatı ustazı satıyordu, ustazını. Ustazı bunge, hop, Abral Muhtar Ali bilen görüşme degen, bu ise yakşı niyet kılıp etkendir, ne manadır? Lekin, kitkenden gün çıkıp alıp, yani şuna kenge faaliyet kıl demegendir o şey ustazı. Misal için deyim ben. Yani bunda, birinci planda şahslar mız. Abdurrahman Mısri kim? Bilmiyim ben. Bilişini hem haklı mıyım ben. Lakin bende hazır yeterli malumat var o bala hakkında. Asıl ismini mi? Familiyesini mi? Bende şuna hangi imkaniyet Allah subhanahu wa ta'ala beri yaptı ki Mısır'ını özüde yürgen, o şey aşır degen cay var. Aşırda asasen salafi düşünceler tarikatla degen cay. Bu bilen o cayda yaşayarken adamların ekseriyetine ittiham vermek istemez mi? Yakşı biraderlerim var. Ben aşırını özüge vardım. Köpçülük korkarken aşırını özüge vardım. Sokul Müslümin degen magazinge kırıp uşatta bir saat, 40 minit, 50 minit oturdum. Nişte adam keli yaptı, menge tikiledi. Bilesiz, yüzüden, közüden, tabassumudan. Uzağdan kırıp, trigini gördüm de birbirine telefon yaptı. Bittiktesi gelip kelip soruştu ya. Soruştu. Yakşı hiç anıka muamma yok. Keler mi ki dedim, kegene yok bittiyse ya. Yakşı muamalı kegene yakşı. Ottaki yakşı adamlarını, samimi bugün adamlarını zarar kuruşunu haklamayayım hemen. Lekin şunga o'xshagan o'sha Abdurrahman Misriyning nomini qo'yib olgan odamlar ularga zarar beradi. Shuning uchun Oshirdagi birodarlarga, o'sha joyda Ahli Sunna va Jamoani da'vo qilayotgan birodarlarga Muzaffarni haddini bildiringlar. Familiyasigacha bilaman, Tojikistonlik bola. Pasportini suragi tugagan. Qochib yuribdi Misrda o'zi. Misrda ham qo'lga tushsa, ha Tojikistonga beradi u bolalarni. Buni qattan bilyapsiz. Bilaman, Oshirni o'zidan aytishyapti menga. Sizni orqangizdan shunaqa gap qilib yurgan bolaning nomi bu. Taqma, laqabi Umar. Abdurrahmon Misriy bo'lgan. Pasporti muddati tugagan. Yosh bola, mutlaqo qotmadrom. U bizni salafiy jamoamizga aloqasi yo'q deyshyapti. Uzr aytishyapti menga. Qaraqa biz bizdan emas bu deyapti. U o'zini o'shalardanmiz deyapti. Men nima uchun buni misol tariqasida aytayapman? Bu İslam'da noto'g'ri talqin qiladigan odamlarga aldanganlar uchun signal. Ularga ishonasiz? Zo'r gapiryapti, haqni gapiryapti deb o'ylaysiz? Ha, basharani bekitib olib haqni gapirish hammaning qo'lidan keladi. Hammaning qo'lidan keladi basharani bekitib olib haqni gapiryapman deyish. U haq bo'lmaydiki, u maqsadli narsa bo'ladi. Ertaga bunga ergashgan odam, u odam birdan yo'qolib qolsa nima bo'ladi? Qayoqqa yuradiki? Chaqirdi deylik bu odam, kelinglar zo'r ish bor, jannatga kiramiz. Bor deysiz, Misrga borsangiz yo'q. Qidirib topib borsangiz bir na erkak na ayolligi ma'lum bo'lmagan, uchinchi safda turadigan odam bo'lishi mumkin. Xunasa bo'lishi mumkin. Bilmaysiz kimligini. Qana qilib bundan din olasiz? Bu bitta misol birodarlar. Bugun islom to'g'risida butun dunyoda, faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda muammo shu. Yordaniyalik Abul Haç Hafizahullah ders ötüyebdi. Derste varsız da onların önce. Fikhten, üsüllerden, içtihattan ötüyebdi. Cüde küçücük oğlun doktor. Yerdaniye'deki üniversitede doktorlardan. Şu kişi Arapça ders ötüyebdi. Özbekçe gapir yapken yok şeydi. Bir hıl, muamma bir hıl. Yerdaniye'de şu muamma. Uşacay'da yem şunu yokşagen Hunasay'ı müşkülle çıkıp agen. Namı yok, özü kim, cinsi namalum.
dindan gapiradi, shariatdan gapiradi, yozadi, uni kofir, buni murtad deydi. Xo'p deb borsangiz yo'q. Shuning uchun ehtimol tariqada ya'ni saqlanish uchun bularni din dushmanlari deb e'tibor qilinadi. Islomdan gapiryapti-yu degan gapiga aldanilmaydi. Chunki islomning mohiyatini mavjud odamlardan so'raladi. Borasiz masjidga borasiz, imom tayin. Aytgan gapiga ertaga qaytadan kelib javob so'ra olasiz. Qoraqa bu gapni gapiravdingiz. Mana masala desa, imom javob bera oladi. Chunki turibdi, joyida turibdi, yo'qolib qolgani yo'q. Bularchi borsangiz yo'qolib qoladi. Bularga ishonib turib Suriyaga ketayotganlar nima ahvolga tushyapti? Bularga ishonib turib Idlibga borayotganlar nima ahvolga tushyapti? Borguncha jihad ekan, Alloh yo'lida e'loyi kalimatulloh deb boryapti, borgandan keyin siyosatning o'yinchisi bo'lganligini bilib qolyapti. Qayoqqa boshlanishini bilmayapti, orqaga qaytishga yo'li yo'q. Oldinga yuray desa o't, olov. O'limdan boshqa narsa ko'rinmaydi. Tamomda hammamiz o'lamiz-da, lekin islomga xizmat qilib o'lish boshqa. Kimningdir siyosatiga arendada o'lish boshqa. Kimni siyosatga ketyapti ular? Mana shunga o'xshagan Abdurahmon Misriyga o'xshagan betayin mushkillarni gapiga qarab ketyapti. Shuning uchun ham biz islomni to'g'ri talqinini maydonga to'ldirishimiz kerak. Musulmonlar siz bilan bizga suyanadi, dinni axir sizlar o'qidinglar deydi. Sizlar shu bilganinglarga ko'ra imomsizlar deydi. Hech qachon dinimizni qandaydir siyosiy maqsadlarga xizmat qildirmasligimiz kerak. Biz sof dindor odamlarmiz va bizdan diniy mutaxassislik so'raladi. Buni uchun Allohning huzurida javob beramiz. To'g'risini aytishimiz kerak, tamom. Ana o'shanda inshaalloh haligi minalar to'xtaydi. Agar to'xtatilmasa, bunga o'xshagan kallasi ya'ni trollashib qolgan nifoq adovatiga o'tib qolgan odamlar millatni ichida portlasa bizga zarar yetadi o'zimizga. Alloh subhanahu va taolo dinimizni to'g'ri tushunib borishimizga o'zi tavfiq bersin. Hazrati Ali radhiyallohu anhu xilofatni qabul qilganlarida avval rozi bo'lmaganlar. Men xalifa bo'lay deb chiqmaganlar. Madinada xos davrada 10 ga yaqin sahoba Hazrati Aliga siz xilofatni qabul qiling deyishgan. Yo'q deganlar. Men vazir bo'lganim afzal. Deganda yo'q, sizdan boshqa odam yo'q, siz qabul qiling deyishgan. Shunda Talha ibn Ubaydulloh boradilar. Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhumolar boradi. Bular qattiq ta'kidlashgan, siz bo'ling deb. Unday bo'lsa deganlar, men xos davrada xalifa bo'lmayman deganlar. Men masjidda turaman va Madina ahlidan birorta odam bay'at qilmasa xalifa bo'lmayman deganlar. Hamma bay'at qilish kerak. Rozi bo'lishgan, chiqib bay'at qilganlar. Bay'at qilganlaridan keyin birinchi taklifni Talha ibn Ubaydulloh aytganlar. Birinchi qiladigan ishingiz Madinada Usmonning qotillarining jazosini berasiz. Deganda aytganlarki, qayerda ko'rgansiz mahkum hokimni ustidan hukm chiqarganini? Bu 700 ta odam bizdan hozir kuchli bular. Kuchimiz yetmaydi, qana qilib ularga hukm qilamiz? Hozircha to'xtaylar, boshqa bir ish qilamiz. Ertasi kuni juma edi o'sha xalifalikdan keyin. Juma kuni chiqib aytdilarki, ey arobiylar, Madinani tark qilinglar. Ey mamoliklar, Madinani tark qilinglar dedilar. Chunki Hazrat Usmonni qatli uchun kelgan odamlar Yamandan, Kufadan, Basradan, Misrdan to'dalanib kelgan edi bular. Bularni aksariyati arobiylar edi. Qolganlari mamoliklar edi, ya'ni qullar edi. Egasining nomidan kelgan odamlar edi. Ularni Madinani tark qilishga buyurdilar. Chiqib ketsa, Madinadan keyin Basra, Kufa, Iroq, Shom hammasi bay'at qilsa, Hazrat Alining kuchi, quvvati nima bo'ladi? Shakllanadi. Keyin jazoni qo'llash mumkin. Hazrat Alining ijtihodlari bu va islomga muvofiq ijtihod. Ali radhiyallohu anhu ning ijtihodlarining ro'barosida birortaning ijtihodi g'olib bo'lgani yo'q. Hazrat Oyisha onamiz bu ijtihodga qarshi chiqdilar, oqibatda afsus qildilar. Qarshi chiqmasam bo'lar ekan dedilar. Umrlarini oxirigacha shu ishga pushaymon qilganlar. Muaviya radhiyallohu anhu qarshi chiqqanlar, keyin tavba qilganlar. Talha ibn Ubaydulloh qarshi chiqdilar, keyin tavba qildilar. Zubayr ibn Avvom qarshi chiqdilar, keyin tavba qildilar. Bularning barchasidan ijtihodlari baland edi va to'g'ri edi ishlari. Lekin
mana shu to'g'ri yo'lni topgan atroflarida eng kuchli sahobalar. Eng yaqin vazirlari kim? Ibn Abbos. Hazrati Ali'ning eng ya'ni kuchli maslahatchilari Ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salatu vasallamning duolarini olgan. Allohumma faqqihhu fid-din va allimhu at-ta'vil deganlar. Duoni olgan, tafsir bo'yicha Ibn Abbos oldiga tushadigan odam yo'q. Fiqh bo'yicha Ibn Abbos oldiga tushadigan odam yo'q. Shu zotlar bilan Muaviya va radhiyallohu anhu bilan o'rtalaridagi Siffin hodisasi tugagandan keyin xavorijlar muammosi chiqdi. Mavzu shu, bizni mavzuyimizga aloqador joyini aytib ketmoqchiman. O'sha paytda xavorijlarning suyangan dalillari nima edi? Qur'on edi. Qur'on oyatlari edi. Nima deyshti? Inil hukmu illa lillah deyshti. La hukma illa lillah deyshti. Sen kofirsan deyshti Hazrat Ali'ga. Tasavvur qiling, hozirgi odamlarni bizga haqorat qilishlari bu aslida maqtov bir ma'noda. Ali deg zotni kofir deyshti, qilich ko'tarib olib poylab yurishdi orqasida. Va oxirida maqsadlarga erishdi. Nima endi Ali xor bo'ldimi? Hech qachon xor bo'lmaydi. Jannat bashoratini olgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam dunyoda ikkita badbaxt odam bor deganlar. Bittasi aqirun noqa, tuyani so'ygan odam, Solih alayhissalomning tuyasini so'ygan odam. Ikkinchisi seni qatl qilgan odam deganlar. Hazrati Ali'ni qatl qilgan odamning oti Abdurrahmon. Misri emas lekin. Muljam. U ham Abdurrahmon edi. U qori edi u. Qur'on o'qib Hazrati Ali'ga qilishurdi. Va minan nasi may yashri nafsahu bitiga'a mardotilloh vallohu raufun bil ibad oyatini o'qib urgan. Shu oyatni o'qib urgan. Demak, u oyatni o'qir ekan haq bo'ladimi? Hech ham haq bo'lmaydi-da. Noto'g'ri talqinning qurboni bu. Mina bu. Mina bu borib-borib portladi. Hazrati Ali deg zotning oldida portladi. Askolkasi Hazrati Ali'ga tegdi. O'shaning uchun ajablanarli holati yo'q. Bunaqaga o'xshaganlardan milliontasi turib olib haqorat qilib so'ksa, biz xor bo'lib qolmaymiz. Biz Ali tarafta turishni bilishimiz kerak. Mayli nima bo'lsa ham, malomatchining malomatdan qo'rqmasligimiz kerak. Yujahiduna fi sabilillahi va la yakhafuna lawmata laim. Alloh yo'lida jonini fido qilib jihad qilishlikdan ko'ra malomatchining malomatidan qo'rqmaslik ustun turadi. Qur'oni Karim Alloh yo'liga jihad qiladiganlarni eng katta sifatini va la yakhafuna lawmata laim degan. Malomatchini malomatidan qo'rqishmaydi. Qo'rqmaslik kerak malomatchidan. Malomatchining gapiga ta'sirlanmaslik kerak. Million tasi chiqmaydimi? Misrga borsak, hijob o'rab, soqolni kesib, ishtonni kiyib ichkari uyga kirib o'tirib oldi. Joylarini o'zgartirib oldi. Bular erkak emas, bularda rujulat yo'q. Bular payt poylaydi, orqangizdan payt poylaydi lekin. Ali'ning orqasidan payt poylashdi. Va oqibatda Ali'ga qilich urdi. Kim yutdi? Hazrat Ali yutdi. Kim badbah nomini oldi? O'sha Qobbahahulloh, Abdurrahmon oldi. Misr emas, Muljam. Ular nazariy jihatdan o'lmaydi. Bular har doim haq zohir bo'lar ekan, qarshisida zohir bo'laveradi. Lekin ularning ko'rinishligi dengizning ko'pigiga o'xshaydi. Bir mavjlanadi, bir hayajonlanadi, ko'rgan odamni lol qoldiradi, lekin oqibatda puf, ichi havo bo'ladi. Ko'pik yorilgandan keyin ichida hech narsa bo'lmaydi. Odatda havo to'ldirilgan shar ishkansari kattalashadi. Odamga haybatli ko'rinadi, lekin bilmaydiki, haybatli ko'ringan sari uning yorilishi yaqinlashadi. Bular shunaqa odamlar. Shuning uchun biz malomatchidan qo'rqmasligimiz, to'g'ri talqinga o'tishimiz kerak. Hazrati Ali radhiyallohu anhu islomni noto'g'ri tushungan odam emas edi. Ibn Abbosni jo'natdilar Haruriyaga. Bahs qilib keldi. Oldin rozi bo'lmadilar, lekin keyin bor bahs qildilar. Borganda ular bilan bahs qilganlarida tupiki tiqib qo'ydi Ibn Abbos. Nima savollaring bor? 3ta savolimiz bor. Ber savollaringni, savolni berdi, javobni berdilar. Javob Qur'ondan, sunnatdan, siyratdan edi. Hammasi o'rni-o'rdiga tushdi. Nima qilasizlar deganda tavba qildik dedi. 2000 ta odam ergashdi, 4000 ta odam qoldi. Yo'q dedi, bu gap bo'lmadi bizga dedi. Noto'g'ri talqin usullardan bittasi shu. Noto'g'ri aqidani shakllantirib olmadi. Noto'g'ri aqidani shakllantirib oladi. Bu aqidasini
kollab kuvvetlash uçun kiyin ayet hadislerini buradı özüge. Biz mahiyet degende nemanı düşünüşümüz gerek? Ayet ve hadislerden selef ümmet, mezhep egeleri, iştihat egeleri tüzüp bergen kaidege köre akidemizi şekillendiremiz. Oşan üçün biz ayet ve hadislerini doğru mefhumi gergeçemiz. Bunlar ne makaladı? Özleri bir akideni şekillendirip alışanı boldu. Bu kattı, kotkenlerse bu. Özlerinin ne akidesi de, düşüncesi de. Şimdi her kandayın metnini bunu düşünmesi inkar kılışadı. Her kanday ayetini yapırken adamını şahsige yönelişedi. Ayetinin manası, mefhumu buraya gereğmez. Biz deydi racık yer geçemiz. Racık degeni kuvvetlik ki. Kana kılıp racık katten belgileysin. Biz deydi sahih hadislerini göre belgileyimiz. Kaysi sahih hadis? Keldeseyiz yo tokta deydi. Biz deydi racık yer geçemiz. Masalasiga etibar kılsayız racık mez. Masalasiga etibar kılsayız nafsiga yokkaniga ergeşepken bu çıkadı. Nafsiga yokkan yengil tüyülgeni gergeş yaptı. Delilgemez o. Mesela paypakka maks tartış. Yengil tüyülgen için tartı yaptı o. Delilde mutlaka delili yok. Muhtar Şinkiti aytadı. Şialarının delili bulankinden küçülüyor. Şialar yalan ayakka tartadı. Şialar paypakka maks yalan ayakka tartadı. Kur'an'daki arcu likum kıraatıge suyanadılar. Ayakka hem maks tartınlar. Kıraat mutavatır kıraat tamam. Ahl-i Sunna ne dedi? Maksı kiyilgen bulsa, ayakka maksı tartınlar dedi. Bunun takidi var, hadis bunu kuvvetliydi. Bunlar, Şialar, ya arculikumda kayıtnama yok ki dedi. Ne dedi? Tartavramız biz dedi. Delili ayakka süyengen. Paypakka maksı tartıyatken ne dedi süyeni yaptı? Ne dedi süyeni yaptı? Hatta var. Rusçanın tercimesi ki süyeni yaptı. Tercime din bu muydu ki? Tercümanı din kaladigan bulsak, nimeler bu gitmeydi? Sabuni bir kızık latife eti veriyordu. Latife bugün vakiyi. Çünkü bitti tüm taraktan bittisi çıkıp alıp taşattı şeyhki. Hani kaydı bana kaydı degeneken. Hadis okucu depti. O dindeki hadisi zikir halkaları doğrusu da zakirlerini zikir halkaları hakkında yapmayı inkar kıganeken. Oku hadislisi. Hilak-ı zikir var ki, şunu hilak-ı zekar de bokuttu. Farişteler hilak-ı zekarını tavaf kıladı dermiş. Arapçanın bilgen adam bildi bu tanıma yapıyor, kötü yerkenini. Ben yıkara o zikir o. Sen ne de boku yapsan dese, bunu irabı yok dermiş. İrabını koymasayız okuşu bilmiydi. Ha, İrab'da hata kılış bu katta etmez. Sizden hata kılamız, bizden hata kılamız yapıyor. Lekin bu derecede hata kılıp ve bunu tepesinden dava kılıp katta katta şeyhlerge özünü yapını ut kılışka urunuş o notoru talkın kurballarlar. Onlar. Onlarını biz öz ornuda haddini bildirişimiz gereği. Hazreti İbni Abbas'tan keyin Hazreti Ali özleri var geldiler. O kişiye hem uşa savallarını verişken cevap vergenler. Cevap vergenleri de 4000'te. Bazı rivayetke göre 6000'te. Havariç, bu da tam verdik, gap yok deyişken. Baksta, ilmi baksta tam verişken. Tam vermesinin ilacı yok. Ali'ni gapta tohtat baladı mı? İbni Abbas'ı yengi baladı mı? Ha, mümkünmez. Bunlar dinli, yaşayan adamlar. Peygamber aleyhisselamdan mübaşaratan agan adamlar. Resulullah'ın teveccühüge mezher bugan adamlar. Bunların yengi bu miydi? Yengi bulmasını bilgene için hile kıyan yaramazlar. Çünkü Haruriye'de kop ketkendi onlar. Kufa'ya kırışlık için bahane kadar yaşadı. Muşa bahane keçeresiz boptu de Hazreti Ali'nin arkasından ergeçip kırıvalıştı. Kırgenden keyin içkarıda fitne başlaştı. Ali ta bakıldı. Ali uz gapıdan tandı. Arkaya kayıttı. Şunun için biz keldik deyişti. Hazreti Ali, Ali ularının badbahliklerini korup Cuma günü hutbada turup ettiler ki havariçler hakkında Peygamber Aleyhisselam'dan bana bu hadisini işitkenmiz. Peygamber Aleyhisselam ularının cehennem itleri degen, hundar degen, rosa kattık. Yani ateşin hutba kıldılar. Şunda dad devar gel. Maçıda otur geldiler. Bittesi turuva oturup la hukme illa lillah diye bakır gel. Maçıda turuva. Üçüncüsünün ayağında turuva oturup inil hukme illa lillah diye işken. Gala gavru bu kitken. Hutbada. Cuma'nın hutbası da.
Ki doktor doktorlarım dediler, doktor oturlarım. Keçe bakste, bopte dedilerim. Demek ki kelime alıp yine arkaya kaydı yapsalar, normallik yapsalar. Ben sallar geldi üçte imkan veremem dediler. Üçte imkaniyet sallar geldi. Allah'ın mescitlerden tosmayımız. Namazını kırıp okup kete uğrasan. Aynı uşa tarikanı biz yoludaki adamlarımız. Biz hiç kaçan ulardı Allah'ın beytlerine kırmasın, kafir, murtad demeyemiz. Ali radıyallahu anh'unu tarikasına itiyemiz. Ve eğer biz bilen birge turarken siler, ülkelerden fay olasılar. Ülüş olasılar dediler. Madem ki cihat barakken, kafirden düşken ülkenin taksimatı Müslümanlar gibi. Uşa havarişler Müslümanlar buran yanmayan tuttu mu ülke aladı. Sallarını ölceden mahrum kımayız. Çünkü Müslüman birader diye biz. Üçüncüsü, bizge karşı kılıç kurtarmasalarin, sallarge karşı kılıç kurtarmayız. Aynı uşa tarikana eti yapız. Bizge karşı ulamalarımızın, imamlarımızın hakaret kılmasa bularge deme dedik. Hiç nasıl diganımız yok ki. Ve hatta bütün dünyada buluyetken siyasını tıkarayın. İşit hemen yokunu hanavayran kılıp, özü yok bulup, balaları, ayolları, ateist, dahrilerini kuluge asıl çıkıp olgende Özbekistan hükümeti mehir operasyasını amalga aşırıp özünü kafir, murtad degen adamlarını barıp kutkarıp Özbekistan'a apkirip cevap veriyordu. Bu kimin tarikası bu? Kim bu o insani muamelede aldığında? Aynen şular yani sallar kafir, murtad sen diyordu. Demek bu joyda men yana qaytib aytaman, o'zimni Aliga o'xshatmoqchiman, u o'xshashlik ularning maqomi darajasida emasmiz. Bola olmaymiz chunki Ali tug'ilmaydi endi bundan keyin. Lekin Alining tariqasini solishtirib ko'rsangiz, biz o'sha tariqani tanlagan odamlarmiz. Alidek bo'la olmasak-da Alining yo'lida yurishni yaxshi ko'ramiz. Musa alayhi salatu vasallamni Fir'avnning oldida bir masxaravoz masxara qilar ekan, rosa. Tilleri sal küçükrağı bugün, şu yapırıp küldülerken Fir'avun'u. Allah Ta'ala Fir'avun'u askerleri bilen halakı genden keyin Musa Aleyhisselam karasalar hali yürüttü maskara bas. Ya Allah, bu Allah'ın düşmanı ölmedi ki. Degenlerde Allah Ta'ala etkeneken, o Allah'ın düşmanı mez. Allah'ın dostu. Fir'avun'u sarayıydı, Fir'avun'u sarayıydı. Hemen Musa'nı yaman görerdi. Bu seni yakış görerdi. Senge özünü okşatışlık için başka yol taparganı yok. Maskaravazı kimini kiyip bulsa da senge hareket kıldı okşatışlık ki. Aciz vaziyette falancını küldürdü. Lekin senge okşap yaşadı o. Kalbi de niyeti de senge okşatışlık vardı. Biz acizmiz, kıynelgenmiz, yani makamımız, derecemiz bu mesela da ne kadarımız? Ali'nin tarikasını tanıyımız. Tekellüf kılamız. Ahlakımız hamide, ahlakımız mazmume, o Allah'ın huzurunda özümüz kısa böyle degenlerse. Lekin tarikamız Hazreti Ali taraftamız. Biz hücum kımaya biz hiç kaçam. Bizge hücum buluyordu. Ali'ge hücum buluyordu. Şimdi bunda aynen birge bir, rükunma rükun, kıyasma kıyas şöyle degenlerse havariç itlerinin safhide halgiler. Ular ayeti yaptı inil hükmü illa lillah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰيكُهُمُ الْكَافِرُونَ Ular ayeti yaptı. Şu ayetini oku Müslümanların kafir deyişi yaptı. Uşalar koliga kural kurtarıp durup Müslümanlığa karşı cenk kılı yaptı. Bana şu tarikadan ularını kıyas kılı yapmış. İnşallah Hazreti Ali'nin tarikası da dünyada yaşa. Hazreti Ali'nin tarikası da dünyada tırmışlık. Ümit kılamız elbette. Bu umidimiz bulmasa yaşaşta manaka mıydı? Eğer yolumuz hata bulsa, ben neçim hatta ettim. Eğer yolumuz hata bulsa, Kur'an ve sünnet bilen ispatla birsenler şu bugünden toktap, ıslah etken ölgü yürümün. İdilip'teki adamlarga ettim. Eğitinler, cihat kılı yetkenliler, eğer şeriyetke göre cihat bulsa, baramam ben dedim. Hızbilerge ettim. Eğer gepinler hak bulsa, eğitinler, ben hızbiyi burayı dedim. Bunu ne için eğitim ben? İmanım kamil ki, ular İslam'ın doğru düşünürken adamlarımız. İslam'ı doğru düşünen adam hızbi bol almaydı. Mümkünmez. Mutlaka mümkünmez. Kolege kural alıp Müslüman'a karşı kural kötar almaydı. Bugünkü cemiyette İslam'ı doğru düşünen adam. Bunu %100 bilgenim için korkmayet yapma. Etkenceye bari yapma. Borsan karşı bir kere bari yaptı. Demek ne mi böyle yaptı? Aynen Haruriye'deki adamların içine bile yaptı bunu.
Mana shu jihatlarimizni bayon qilishimiz kerak. Bizdan so'ralgan masalalarda dinimizni to'g'ri tushuntirib borishimiz kerak. Umumiy ma'noda xulosa shu. Islomni mohiyatini o'qib o'rganib davom etishimiz kerak. Az bo'lsa da, bitta odam bo'lsa da to'g'ri tushunishligiga sababchi bo'lishimiz kerak. Vaholanki biz imomlarni orqamizda hozir milliondagan odam bor. Odamlarning aksariyati imomga boradi. Nikoh qilsa sizga kelyapti. Janozada sizga boryapti. Hech qachon u Misrdagi Abdurrahmon Misriyga borib janozani o'qib ber demaydi. Hech kim nomus qiladi uning oldiga borgan o'sha Misrdagi odamlar ham. Hali aytgan gapim aniq gaplardan. Ustozlarim ruxsat bermadi deyapti. Ustozlari bizga chiqyapti. Shaxsan chiqmasa-da cheras chiqyapti. Ayting uzr kerak bo'lsa so'raymiz. Bizda yo'q bu gap, bu narsa deyapti. Bu bola bizdan emas deyapti. Ahmoq, qotmadrom, iflos, eshak bola deyapti. Mutlaqo jamiyatga foydasi yo'q bola, bizga ham foydasi yo'q deyapti. O'sha Ashirda, Ashir degan joy bor Misrda. Ashirda yashayotgan odamlarga aloqasi yo'q buni deyapti. Menimcha buni Ashirdan chiqarib ham olishdi hozir. Bu bolani. Lekin bular sir boy bermaydi. 5-6 ta shunaqangi odamlar bor. Ya'ni insoniy mardlik tarqatilayotgan paytda bormagan bular. Qop ketgan, yani benomus holda qop ketgan, o'sha holda yashab yuribdi. Lekin imomlarni obro'si, sharafi mavjud. O'sha sharafdan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Savol bo'lsa, ozgina savolga vaqtimiz bor. Mavlidon avliyada bitta narsa kelgan, shunga ixtilof bo'ldi. Bunu nimasidan ixtilof qilyapsiz? Bu oxiriga to'g'ri o'qidingizmi? Oxirida nimasi bor? O'qiganman hammasini buni. Nima deb javob bersak bo'ladi endi? Nimasi ixtilof? Ko'p xotinlilik masalasi Qur'oni Karimda sobit. Lekin targ'ib masalasi emas. Bu yerdagi targ'ib qachon yuzaga chiqadi desa, jamiyatlarda odam soni kamayib ketyapti. Davlat miqyosida bu ishni amalga olish imkoniyati bo'lmayapti. Odamlar kamayib ketyapti, jamiyat parokanda bo'lyapti, kelajak qorong'ilashib boryapti. Nima qiladi desa, ko'p xotinlilikni birinchi planga chiqaradi. Davlatni ishi bo'lib qoladi endi. Hozir qilyapti-ku buni. Rossiya qilyapti shu ishni. Ko'p xotinlilik demayapti-da u. Millat kamaygani. Millat kamaygani uchun uylansin deyapti, uylanganga pul beryapti, farzand ko'rganga joy beryapti, propiska qilib beryapti. Bu aholishunoslik fanini gapi bu. Bu yerdagi targ'ib tarxib masalasi ommani ichida mehrobdan turib gapiradigan gap emas. Chunki oilaning ichki siyosatini hech kim bilmaydi. Kim qanday boshqarib ketadi, kim boshiga qanday balo keladi, uni hech kim bilmaydi. Bu gaplar o'sha ziynatul majlis uchun odamlar ichida bir gapirib qo'yaylik deish uchun qilinadigan gaplar. Lekin omma ichida jiddiy masalani qaraydigan odam Qur'oni Karimning oyatidagi jiddiyatga qarash kerak. Fanki huma tabalakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu. Fa in khiftum. Agar qo'rqsanglar, xofa yaqufudami? Fa in khiftum an la ta'dilu. Adolatsizlikdan qo'rqsanglar fawahida. O'sha yerdagi fa nima? Vojib. Bitta vojib bo'ladi adolatsizlikka tushgan odamga. O'sha oyatlarni davomida yo bir 15-20 ta oyat pastida Alloh taolo nima degan? Walan tastati'u an ta'dilu baynan nisa'i walau harastum degan. Ayollar o'rtasida agar qattiq urunsangiz ham adolatni hargiz o'rnata olmaysiz degan. Walan tastati'u an ta'dilu adolat qilishga toqatingiz yetmaydi degan. Lan istimrorni bildiradi. Hargiz degani. Bu jiddiy gap bu. Odamlarning ichida bir gapni gapirib qo'yib, majlis qizisin uchun 2-chi, 3-chi, 5-chi, 4-chi xotin buni aytib amalga oshira oladigan odam qilish kerak. Bo'lmasa, bu ishni to'xtatish kerak.
Yani bu ciddi gapmas bu. Yani ciddi gap, hazır gapmas. Ulamalar hatta ki şu ayetini keltirip bazı ulamalar köp hatırlılık nasıl bu geldi. Keçe şu narsa kip dedim ben. Cevap verin diyordu. Torunuzlar kaldı. Şuna kadar eğitim. Köp hatırlılık ciddi mesele. Siz imamsınız, siz de aldığınız gibi adamlar keledi, cemiyeti bilesiz, ailesini bilesiz, otomanasını bilesiz. Hop şu adam layık mı layık mes mi? Bu gapını yapılıp kötü uğradıkken gap mı yok mu? Onlara ait iş gerek mi kereymez mi? Bu gaplar cüda uğradıkken gelmezse. Gapımız yarım kalmasın, adamlar kesip kopartırlığı nasıl bu gendi gen abrardı ve mantajdan pırışadı. Buna kadar gelin yok mu? Bazı ulamalar etken. Lekin ulamalar bir ittifak etedik ki kopartırlığı İslam ruhsat birgen. İslam kegen peyde de kopartırlığı yok oluyor. İslam kedi bunu cari kıyken de düşünmezlik gerek. Ona kıyken yok. İslam kegen peyde de köp hatırlilikini çekeresi yok idi. Bir adamın 20'te, 30'te, 100'te geçe hatını bulardı. Bittesi ki umumen ölgürmezdi misal için. Lekin o nikahı da ayırardı. Ne ondan hatın sıfatla paydalanmasıdı, hatın deyip görmesiydi. Ve ne onu talakını başkaya vermesiydi. Ne miydi o? Muallakaydı o. Asılıp bakan adam yokşardı. Allah Teala şunu tertibini çekeraladı. Hele başı da etti ki o İslam kegen peyde de hemen arsanı süpürüp sidirip peşekeni yok. Mevcut vaziyette cemiyetinin kayısı tamamını ıslah bulsa uşanı kaldırdı. Islah bu meydigen tamamını ıslah kıldı. Kıldı. Köp hatırlıydık da şuna kapıldı. Belki İslam çeker aradı. Bar mersanı çeker aradı. Ve ortaya adaletini kop koydu. Eğer adaletsizlikten korksan dedi bitti vacip dedi. Vacip bitti. İki de ülensi günahkar buladı. Haram işe gen buladı. Adalet kılma gene uçun. Hazır ekseriyet adamlarda adalet var da böyle hepsiz mi? Allah'dan korkmayı diyen adamlar. İkide hatını aladı, birinci hatın kaynananı üyüde, ikinci hatın domda duradı. Onu hiç kim bilmiydi. Kündüzü bir barıp koyadı. Keçkonun kaynananı birinci hatını aldı yatadı. Ne mi buladı ki? İkinci hatının hakkını mı buladı indi? İkinci hatın soraşki hakkı var. Soraşki hakkı var. Ne mi gerek her keçe o hatındaki de kalı yaptı. Bir gün onda, bir gün bunda yatışken mecbur. Fawahide bu mesele. Fain khiftum alla ta'dilu adaletsizlikten korksan, gözünü kıs degeni bu. Adaletsizlikten korktuğumu, adalet yoluna yür. Hap koyamayın, kündüzü varıp gelemen, karnı aç peytede bazar kıyan adam yok şeydi burada. Karnı aç adam kança narsa agende bilmeye koyadı. Üylenmesinden hatını alsam zor var dedi böyleydi. O günden ki hatını bilen nime iş kıp koydum da başını üstüne oturadı. Şunun için adaletini üstüne koyuş gerek. Adaletini şart kılıp koyuş gerek. Hop, bana şu mersin, bana şu topla doğru. Kanı iplalesi. İplalıysan mı? Adalet kılalıysan. Dörtte hatını yine yok, üçte hatını yine yok, ikide hatını yine yüzüge kararlıysan mı? Tik tik ki. Ben adalet kıldım diye alıysan mı? Bunda hatırlarda yem gel var. Hatırlar erini afterski prava kıvaya. Er miniki değildi. Er seninki mas ki. Benden soru aşkı edip koyardı. Senden de mi soruyordu? Karşı çıkışki hakkı yok. Eğer uşa adaletki haklı bulsa. Günahkar burada Allah'ın ayetki karşı çıkı etken burada. Ben bir lataif yapırken bir kişi soruyordu benden. Birinci hatından soru aşkı edeyim mi? İkinci hatından alışkı diyordu. Birinci hatından sorup üylengen adam üylenmesin dedi. Hatından soruyordum bunu yaptı. Hatından sorup iş kılardı ben. Sen hatuninden soruyorsan mı? İrtteki hatunin bilse seni yasaydı dedim. Çünkü sorar mısın sen? Sorar ihtimas uylansan. Erkeğinin zardası buluş gerek. Şunda ayağlı perdası buladı. Ayağlı biraz özünün ayağlılığını kıskıp duradı. Erkeğinde zarda kalmayken ayağlı hazır şovulayım bak gitken köbüle dedi. Ama şu an dolayı tutta sayıdır ki eğer ikinci hatun bulan ikinci hatun yani razı olsa misal şu hatta da iki mertte aldığın gereken ama çünkü razı mantısı aynı iki ilişki adamlar da şunu yapmış. Topu doğru. Onu, onu ıhtılafı yok. Lekin hatun kişiye Allah Teala bir fazilet veriyor. Erkekte yok o. Erkekte nispeten namus o. Ayalge nispeten ziynet. Onu mertese hatun ayta uğra diyen
qayta o'radiyam. To turmushga chiqib olguncha bir haftada bir marta kelib tursangiz mayli, deb turmushga chiqib olgandan keyin yo'q, meni haqqim bor. 2 kunda bir kelasiz, deyishlikka haqqi bor. Erkak kishiga bu yarashmaydi. Aytgandan keyin qaytmaslik kerak. Ayol aytadi, qayta o'radi. Nomjon guvohlar oldida hadiya qildim desa ham bo'lmaydi. Yo'q, hadiya qilaveradi. Hadiyadan qaytish huquqi bor. Ha, huquqi bor, rozi. Ha. Oysha onamizga hadiya qilganlar, Ummu Saloma onamiz xohlagan paytda qaytib olishlari mumkin. Ayollar haqqi, hadiya qilingan narsani bo'ldi, men shunchacha oldingiz, qolgani menga deyishga haqqi bor. Shuning uchun ayollarning ko'p huquqini o'rgatib qo'yganmiz. Meni yomon ko'radi, ana ikki xotinli olaman deydiganlar. Yana bitta savol domlajon, o'sha haligi nimadagi nimangizga, ma'ruzangizga ozgina tushunmadim. Qazo namozi haqidagi ma'ruzaga. Har bir rakatga zamshura qilinadi degan joyi bor. Bu narsani biz endi bunaqa ilmli odam emasmiz, lekin shuni ko'rmoqdim, men shunga tushunmay qoldim. Bu haqida masalan qazo namozlari aniq bo'lsa, mana bugun deylik bir kishi kechaga asrni qazo qilib qo'ygan. Aniq kechaga asrni qazosini o'qiyapti. Bu odam zamsurani qilmaydi ikkita keyingi rakatga. Chunki aniq mana shu kechagi asr deydi. Lekin bir odam bor, 10 yillik qazosi bor. Qaysi qazoni o'qiyotganligi aniq emas. To'g'rimi? Bu odam 4 rakatlik qazo namozini o'qiyapti, lekin bilmaydi qaysi qazoligini. Balki u nafildir. U qazolari o'qib bo'lingandir. O'shaning uchun bu keyingi 2 rakatga zamsura qilsin deydi. Nimaga? Qazoni topsa zarari yo'q, qazoni topmasa nafilga o'tadi. Nafilda keyingi 2 rakatda zamsura bo'lmasligi joiz emas. Shu jihatdan deydi ulamolar, bu usulga tegishli masala. Ha. Qora ekan biladilar buni. Doğru cevapta savol vardı. Ana mazburi talak hakkında az ya çünkü vereyim mi? Mesela o nasıl yigit kayıtı yaptı da hatırın koyu varsan talakını verdi yaptı. Mecburlu. Lekin yigit kalkmam yaptı. O şey mesela. Şimdi mecburi mi? Hazırlaşıp mı? İhtiyari halde mi? Talak talak düşerdi. Hazluhu ciddun cidduhu ciddun şu. Talak bilen itafı tekişliği. Hazillashib olmaysa, ikroh holda aytsa ham taloq tushaveradi. Endi yo'l o'rgatadi ulamolar. O'shnaqangi masalalarda istisno bor. Istisno bilasiz-a? Taloq qildim inshaalloh desa, taloq tushmaydi. Taloq qildim inshaalloh desa tushmaydi. Qaynalarlar bu fiqhni bilmasligi mumkin. Shundan foydalansin. Ba'zilar taloq qildim demaydi, taroq qildim deydi. Taroqni aytib oladi. Lafzini o'zgartirib, ikrohdan chiqishga yo'l qidirish kerak. Bu bir, bu bir tomonda erkaklarga o'rgatilayotgan masala. Endi qaynonalarga ham Allohdan insof so'rash kerak. Oilani ajratishlikka haqqi yo'q. Haqqi yo'q. O'g'lini majburlashga haqqi yo'q. Bunda yana ayol kelinni ham nasihat qilish kerak. Kelin ham o'sha onani ya'ni o'sha darajaga olib borib qolishligiga hissa qo'shmaslik kerak. Ba'zi narsalarga ta'biz berish kerak. Hozir bitta masala chiqdi, Rustamjon domla. Ayol kishi mutlaqo er xizmatini qilishi mumkin emas ekan. Yumaydi ham, kir ovqat ham qilmaydi, bolasini ham emizmaydi. Fiqhi jihatdan qazoan to'g'ri bo'lgan. Chunki ayolni biz qullikka olmaganmiz-da. Lekin urfda eng mo'tabar ayol o'zbekning ayoli. O'zbekning tojikning ayoli. Erini xizmatini qilishlikni ajr deb biladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam agar ayollar agar inson insonga sajda qilishlikni buyurganim deydi, ayol eriga sajda qilishni buyurardim deganlar. Demak, sajda qilarlik darajada qullik qilmasin u, xizmatini qilsin. Bundan ajr bor degani. Ayolni jannatga kiritadigan 8 ta jannatni xohlagandan kiritadigan narsalar ichida 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa va iffatini saqlasa, erini rozi qilsa bo'ldi. Ota-ona yo'q, er turadi birinchi o'rinda. Xotin ota-onani emas, erni rozi qilish kerak.
Bu meselelerinin kaza cihetini yapıp, Damla, Rustam Can Damla notoru yapıyordu, yok, doğru yapıyordu. Lekin ikinci tamamını mı ettik bu işe? İkinci tamamını. İkinci tamamı şu. Yani, her bitti miz, kazaan narsanı talep kıladigen bulsak, cemiyette yaşayış ilacı bu miydi? Her kim uzun hakkını talep kılıp, ahir geçe olamam dese, bu cüda galata bu kadar işle. Bazen afu var, bazen keçirin var. Doğru mu? Doğru. Uşengi halige lataifini, o bu 10 yıl mı, 5 yıl alın yazgana kendine. Bu erkek üyüge kese, hamlıyı da abdala yığıştırılmagen, avukatla kılınmagen. He dese, bu avukat kılış ki mecbur olmasakken ben mi? Fikhte şuna kıyken, kime uymasakken ben, bala izleyen uymasakken ben, uziyiz, adam topluyum izlerken siz. Dese, doğru etesen, şu bilen birge, benim bitti bırak yaşasken mecbur olmasın ben. İkide, üçte, dörtte alışı hakkım var dese, hazırlaştım edip. Oradan turup gitti deydi. Bu, bir payetle bir kişi sorarken de cevap vergendim ki, kızlıklık için yazıp koyuyordum. Ki, bu, hani Mamur Can Damla bir cahide sıkıfat kıp gapirgen egen, o, meşgul olup gitti bu geldi. Bu, bugün hadiseydi. Benden bir kişi sorarken de, şuna kadar, ayet sana mı degen edin? Selam ayet, şuna kadar, senin hakkın var, dörtte geç uydan şirke. Sen sabır kılı yapsan, uyan kısa kısmetini. Degen manada, balans üçteş gereği. Hazrat Baxtiyor oila degan kitobni yozganlarida Baxtiyor oila eng ko'p sotilgan kitob. Bir kishi keldi deydilar, kitob qo'liga ko'tarib olgan. Hazrat, bu kitobda juda ayollarning huquqini ko'p qo'yibsiz. Nimaga? Shunaqa mana falon betida ayol undoq qilish kerak, 6 oyda bir marta kiyim olib berish kerak, har 15 kunda so'ramasdan uyiga borish kerak, ancha huquqlar bor endi. Shuni ko'rsatib, ayoli meni ja to'pishga tiqyapti degan ekan Hazrat. Yani bir beş bari açın dediler, açın. Siz şimdi bundan bir yağını korsatın dediler. Ötte erkeğiyle hukuk var, hukuk var. Davamını korsatış gereği yani. Bir tamamını korsatıp, hem de özgü kereyle yine fatuvasını alabilmezlik. Adam bir de fatuvasını alabilmezlik. Adam bir de fatuvasını alabilmezlik. Mana oldinda ko'zimni oldim 3 ta dog'ni derazam turibdi. Bo'ldi-da. Keyin mashinada banga kelib o'tdi, 8 kelib bir xil yo'lnetdi. Bo'pti, olib kelasan. Faqat kelgandan keyin xotinni taloq etasan, oxirgi xil yetmaganda 3 ta vaqtdim degan bo'pti, tushmaydi taloq. Taloq. To'g'ri? Qiz yo'q, oxirida yo'q ham. Hali. Xotindan qo'rqarkan bechora. Bechora qo'rqarkan. O'zi kim qo'rqmaydi nima deysiz? Bitta afzal. Yo, o'zi uylanish masalasida shariat, shariatda hukm bor. Uylanish ba'zan sunnat bo'ladi. Ba'zan vojib bo'ladi. Ba'zan harom bo'ladi. Sunnatligi imkoniyati bor, balog'atga yetgan, oilani boshqara oladi. Ayolni vojibotlarini qila oladi, ha? Sunnat. Vojibligi qachon? Imkoniyati bor, uylanmasa zinoga ketib qolishlik xavfi bor. Unaqa paytda majbur bo'ladi. Hatto qarz olib bo'lsa ham uylanadi. Qarz olib bo'lsa ham uylanish kerak, agar o'sha pulga taqalayotgan bo'lsa. O'sha masalalarda boydan, boy odamdan pul qarz so'rasa, bermasa gunohkor bo'ladi. Chunki jamiyatda buzg'unchilik, payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Dini sizlerden razı kıladigen, ahlakı razı kıladigen adamdan savcı kese üylendirinler dediler. Eğer kımasaylar fasat boladı, fasat boladı. Makruh haram, kaçan haram boladı dese ayolunu bakal mıydı? Yok ki erkeklik vacibatlarını amalga aşırar mıydı? Bir aileni tartıp getar mıydı? Bu nima kıladı? Üylense, biktir üylengen olsa haram boladı. Bir aileni barbat kılıyordu, bir kızının namını barbat kılıyordu. Bu haram bo'ladi. Mana şu mesele, bu bir qoida. Birinci xotinga ham şu, ikkiga ham şu, uchga ham to'rga ham şu. Şimdi size, ikki ham bazen sünnet bo'ladi, bazen haram bo'ladi, bazen vacib bo'ladi. Üç ham bazen sünnet bo'ladi, bazen vacib bo'ladi, bazen haram bo'ladi. Yani, va in xiftum alla ta'dilu bo'lsa haram bo'ladi. Xotinga kunduzi bir kep ketaman desa, u xop desa, ertasi kuni yo'q desa javob bera olaydimi yo'qmi? Ko'ndira olaydimi yo'qmi? Bu tomoniga bor. Ba'zi ayollar ko'nsa, eyvalloh, Alloh taolo ajrini bersin, tamam. Ko'nmasa, unga javob berishligiga kuchi yetish kerak. O'shanga ko'ra bo'ladi. Umumiy qoida shu. Bu
Hozirgi dolzarb masaladan bittasi shuda, ko'p imomlarning uylamadim deb kelayotgan ko'p bo'ladi darasi. Nihoyat darajada ko'pda va ikkinchisi uylamoqchiman davomla deb keladigan darasi ko'p bo'ladi. Na, endi u muammo o'shaning uchun buni buni masalan biz shar'iy jihatdan yana aytib qo'yay, hali shu rahmat savol berganingiz uchun, yana o'rni kelgan uchun. Biz buni shar'iy jihatiga urg'u beraverishimiz kerak, chunki biz domlamiz, imommiz. Biz bu masalalarga baribir javobgar shaxsmiz. Biz nima qilishimiz kerak? Jamiyatda bunga o'xshagan narsalarni jilovini tortib turilmasa bo'lmaydi. Hali aytgan gapimiz bor-ku domla. Buni targ'ib qilmasligining sababi shu. Buni tanqid qilib, "Oy, to'xta, hey" deb turilmasa, eshiklar ochib yorilsa bilasizmi nima bo'ladi? Hamma yo'qda xohlagan jiritini otishni boshlaydi. Uni oldini olishni bitta yo'li shu, to'xtatish. "To'xta, hey, sen joiz emas. Bu davlat qonunchiligida ikkinchi xotin olish joiz emasligini qilib qo'yishlik bizni diniy asoslarimizga ko'ra qilingan ish emas u. Biz uni aytamiz, dinimizda ruxsat bor, 2 3 4 bor. Lekin davlat jamiyatlari bunga o'xshagan voqealarda katta fasodni ko'ryapti. To'g'rimi? Ikkinchi xotinni olyapti, tashlab ketyapti, uchi olyapti, janjal bo'lyapti, to'rni olyapti, yetim ko'payib ketyapti. Buni ko'rgani uchun imomlarga qattiq tayinlayapti. Bunga qaramalaring. Ya'ni bunaqa qilmalaring. Buni shar'iy jihatdan to'g'ri tomoni bormi? Hali jihatdan to'g'ri tomoni bor. Shariat aytadi, biz shariat tomonini aytamiz. Allohdan qo'rqin deymiz. Lekin shar'an joiz deymiz. Shuning uchun. Avvallari bo'lardi, hozir bilmayman. Diniy idoraning huquqi bor. Bir oila deylik, farzand ko'rmayapti. Oilasidan yashayapti. 5 yil yashadi, 10 yil yashadi, farzand ko'rmayapti. Buni masalasi nima bo'ladi? Uni qo'yib yuborgisi yo'q. Yaxshi ko'radi. Ikkinchi bir ayolni olsa, ikkinchi ayol ota-onasi rozi, oilasi rozi, hamma narsa joyida. Bo'ladimi bu desa, diniy idora shuni o'rganib chiqib, imomlar o'rganib chiqib, rasman shuni zaks qilib bermasa-da ruxsatini qilish kerak. Ilgari bo'lardi shu. Hozir bormi bilmayman diniy idorada bunaqa huquq, ya'ni huquq bor-da, bundan foydalanadimi yo'qmi bilmayman. Lekin jamiyatda shunaqa vaziyatlar bor-ku, to'g'rimi? U odam insofli odam, imkoniyati ham bor, lekin uni ham hayotda farzand ko'rgisi bor. Nimaga u bekitib shunaqa ish qilish kerak? Mana shunga o'xshagan narsalarni, buni nima deyiladi? Huquqda konsensus deyiladimi? O'zaro jamiyatlar o'rtasida kelishuv bor. Shu kelishuvlar asosiy manfaatga zarar bermasa bo'ldi. Umumiy ma'noda zakis bo'lmasa o'qimayman deyishlikni shar'an asosi bor. Chunki bu oila masalasi, ertaga oila buzilib ketsa jamiyat buzilib ketadi. Uni oldini olishda diniy tomondan biz yondashishimiz kerak. سبحانك اللهم وبحمدك endi domlan eshitmaymiz. Muomalasi bilan. Bu aytdim Umar roziyallohu anhu hayotini ko'r, kinosini ko'rgan. Shunga endi iltimosim shu yerda bir alohida bir video ma'ruzani shunday chiqsangiz demoqchi edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislari bor-ku. Bir inson fe'li o'zgarib ketsa ishonmagan deganlar shu ma'nodagi o'xshab ularga qanday tushuncha berish kerak? Yo'q, mayli, uni masalan bizni shaxsimizni yaxshi ko'rish, yomon ko'rishligi tashvishimiz ham yo'q, g'amimiz ham yo'q. Bizni yaxshi ko'rgan odamlarga aytamizki, bizni yaxshi bilmaysizlar, shunga yaxshi ko'ryapsizlar. Yaxshi odam emasmiz. Bunaqa darajada. Yomon ko'rgan odamlarga aytamiz, balki sen o'ylaganchilikdirmiz, xatolarimizni Alloh kechirsin. Bizni Alloh yaxshi ko'rsin. Allohni do'stlari yaxshi ko'rsa xursand bo'lamiz. Bu gap, masala bu. Endi muomala masalasiga kelsak, shaxsim haqida hech kimga, ya'ni majburlagan joyim yo'q shu kungacha. Tomorqamga borib kelib ishla, menga bir yordam ber deganim yo'q. Shu kungacha alhamdulillah robbil alamin qo'limdan kelganicha o'zimni arabamni o'zim tortdim. Dinimga yarim chaqalik pul ishlatganim yo'q. Dinimni orqasidan. Qo'limdan kelganicha dinimni sotmayman men. Ya'ni qo'limdan kelmay qolsa ham sotmayman. Alhamdulillah robbil alamin bundan xotirjam.
Bundan keyin ham Allohning yordamini so'rayman. Lekin bir imomga haqorat qilyapti. İmom Maturidiy adashgan deyapti. Bunga qanday qilib jim turib bo'ladi? To'g'ri. Bannuniyga İmom Zohid Kavsariyning maktubi bor. İmom Zohid Kavsariyning Maktubot degan kitobi bor, Maktubotning muqaddimasida Bannuniy o'zi yozadi. Bannuniy aytadiki, menga risola yozdi Zohid Kavsariy. Nimaga sizni muomalangiz o'ta qo'pol? Haqiqatda hech kim inkor qilmaydi. Zohid Kavsariyning muomalalari o'ta shiddatli. O'ta qo'pol. Lekin hamma joyda emas, uni tartiblagan ulamolar. Fiqhiy masalalarda o'ta bag'ri keng bo'lgan, yumshoq gapirgan. Lekin aqida masalalarida Ahli Sunna val Jamoaga hujum qilgan odamni enasini yig'latgan. Zohid Kavsariyga haqiqat darajada shunaqa qattiq terminlari. Nimaga shunaqa terminlaringiz qattiq deganda Zohid Kavsariy aytganki, Makkaning imomi xutbada turib Abu Hanifani Abu Jifa deyapti. Jifa degan o'limtik degani. Makkaning imomi muqaddas o'rinda turib olib, bizni imomimizni o'limtikni otasi desa, bunga qana qilib muloyim muomala qilib bo'ladi degan. Kitobida yozgan shuni. Bunga nisbatan muloyim muomala qilish to'g'rimi degan. Icham to'g'ri emas degan. Mustafa Sabri eng yaqin odamlardan. Zohid Kavsariy. Bu kishi aytadiki, bu odam mujohidlarni havas qiladigan odam deydi. Ya'ni mujohidlar havas qiladigan odam. Dini uchun jonini fido qilgan odam. Bir qancha suyuqas bo'lgan bu odamga. Aynan mana shu Abdurahmon Muljim, Abdurahmon Mursiyga o'xshaganlar. Misriyga o'xshaganlar. Misriy emas, Musuriy menimcha. Shulardan bo'lgan. Nima uchun? Nima uchun ular o'zini shaxsini himoya qilmagan? Anunga o'xshagan odamlarni faoliyatiga xalaqit qilgan. Men agar o'sha xalaqit qilayotgan jumladan meni yomon ko'rayotgan bo'lsa, men Allohdan umid qilaman, alhamdulillahi robbil alamin, to'g'ri yo'lda ekanmiz. Chunki ba'zan dushmaningizga qarab haq yo'lingizni bilasiz. Sizni yomon ko'rgan odamlarga qaraysiz-da, "Ha, sen meni yomon ko'rishing kerak edi o'zi. Sen yaxshi ko'rsang, iymonimni tekshirib qo'yishim kerak" deyiladi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu xavorijlar bilan oxiri qilich masalasiga borgan. Ularni o'sha Nahravonda qatl qilib, hammasini o'ldirgandan keyin ichi ko'ngli joyiga tushmagan. Aytganki, "Men payg'ambar alayhissalomdan eshitganman. Menga qarshi bir jamoa jang qiladi. Ularni ichida tirsagida ayollarning ko'kragini uchiga o'xshagan bezi bo'ladi. Ushnaqa odam bo'ladi, qora tanli odam. Ushnaqa odamlar senga qarshi chiqadi. Sen shunda haq yo'lda bo'lasan" deganlar. O'sha jang tugagandan keyin ko'ngli joyiga tushmasdan Hazrati Ali o'liklarni tekshirtiradilar. O'sha odam topinglar, rosa qidirsa topisha olmaydi. Keyin o'zlari tushib olib, yengilarini shimarib, o'zlari o'liklarning ichidan qidiradilar. Qidirib bir joyga borsalar, ulgulgan o'liklar ichida qidirib-qidirib topishadi. Topganda alhamdulillahi robbil alamin, men haq yo'lda ekanman deganlar. Ya'ni sizga qarshi turgan odamlarga qarab ba'zan haqligingizni bilasiz. Bu sizga umid bag'ishlaydi. Bundan hech xavotir qiladigan joyi yo'q. Meni himoya qilmang hech qanaqa. Himoya qilishga loyiq odammasmanki. Dinimizni himoyasi uchun birlashaylik. Imomlarimizni haqorat qilsa indamay turgan odam to'g'ri emas. Nimaga imomlarimizni haqorat qilsa indamaymiz? Nimaga bizni e'tiqodimizga hujum qilishyapti indamaymiz? Nimaga imom Maturidiyni adashgan desa indamay turishimiz kerak? Bu to'g'ri emas bu. Biz e'tiqodimizga zid bu. Qattiq gapirsa qattiq javob beryapmiz. Menga chiroyli gapirgan odam ateist bo'lsa ham chiroyli muomala qilaman. Lekin musulmon bo'lib imomimni haqorat qilsa unga chiroyli muomala qilmaymanki. Qana qilib chiroyli muomala qilaman unga? Mumkin emaski. Shariat ruxsat bermaydi. Hatto kulib qarama degan payg'ambar alayhissalotu vasallamdan "Man awa muhdisan" hadis bor. Mutawatir deydi ulamolar. Muhdisga, bid'atchiga, ahli sunna val jamoaga zid bo'lgan odamlarga kulib qarab bo'lmaydi. Allohning la'nati bo'ladi. Ularga keskin muomala qilish kerak. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu bir odam o'zini nasabi bilan maqtanadi. Imom Ahmadning musnadlarida bu hadis. Nasabi bilan maqtanib, qabilasi bilan, qavmi bilan maqtaganda u kishi aytdilarki, "Otangnikini tishlabsan" dedilar. Odamlar hayron bo'ldi. O'ta qo'pol gap va bu gap Usmondan chiqyapti. Usmon radhiyallohu anhu o'ta hayoli odam. Usmonga tikilishgan, "Sizdan chiqyapti shu gap" deyishdi. "Sizdan-a?" "Ya bu meni gapim emas" dedilar. "Payg'ambar alayhissalom gapladi" dedilar. Payg'ambar yana o'sha hadisning davomida kinoya qilmasdan aytinglar deganlar. Hadisda kinoyasiz, promoy.
Ulamalar bu hadisi şarkıda aytadı. Hop, nimaga bu derecede qattiq keskin cevap var. Çünkü haliga aytayotgan odamning jinoyati keskin. Din turganda millatini, din turganda qavmiyatini, asabiyalikni oldinga suryapti. Uni jazosi mana shu gap. O'g'rining jazosi nima edi? Qo'lini kesish. Boshqa jinoyatning jazosi Qur'onda, hadisda sobit edi. Bu ham jinoyat. Buni jazosi bu degan ulamolar. Ba'zan shunaqa keskin gaplar jazo bo'ladi, shariat buni belgilaydi. Agar meni xatoyim shaxsimda bo'ladigan bo'lsa, buning uchun meni ogohlantirganlarni peshonasidan o'paman, haqqiga duo qilaman. Buni to'g'rilaymiz. Lekin imomlarimizga, dinimizga, aqidamizga keskin gapirganlarga keskin gapirishlikni bilamiz biz ham. O'sha gap. Alloh razı olsin. O'sha yo'ldagi amallarimizdan salom doğru. Aleykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. سلامت علیکم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قمنا دعاء خلصنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الى اقر الديار تمام bizim arzularını mazaqat tingladik parvardigor hammamizga amal qilib shu yo'ldan yurishlik nasib etgin dinimiz düşmanlariga mazhabimiz düşmanlariga aqidamiz düşmanlariga o'zing kifoya degin Allah'ımızın dillerine burra kılıp, hemişe mumun Müslümanlarına yeni kub manfaatları değişikliği nasip etkin. Örverdikar, uzun vatanımızın, halkımızın fitnelerden panah edersin. Rabbana la teca'alna fitneten lillezine kefaruhu ve gufir lana Rabbana inneke entel azizul hakim. Bir rahmetike ya Rabbana.